Şimdi bence Nazım'ı şöyle görmek lazım ve bu konuya da şöyle yanaşmak lazım. Yani bence Nazım'ın şiir açısından büyük bir deha olduğunu inkar etmek mümkün değil. Bu ancak tarafta yahut da işi siyasi açıdan yanaşan insanların yapacağı bir şey. Çünkü dünya çapında tanınmıştır artık Nazım. Bütün şiirleri birçok dillere çevriliyor. Ve Nazım seviliyor bütün dünyada. Yani birçoklarının da söylediği gibi yalnız bir Türk şairi değil, artık insanlığa mal olmuş bir şairimiz. Bunu inkar etmek, bunu benimsememek ve hala benimsemek devam etmek çok yanlış. Ama putlaştırıyor muyuz Nazım'ı bunu böyle söylediğimiz vakit? Bence putlaştırmamak lazım. Nazım bir insandı. Onun insan zaafları da vardı. Maalesef bu insan zaafları ortaya koyan bazı insanlar çok hücumlara uğradı. Çünkü bazı insanlar gerçekten putlaştırmak istediler. Yani bütünüyle Nazım'ı her suçsuz, hiç ya suçsuz demeyeceğim de hatasız, yanlış yapmayan bir insan gibi görmek isteyenler var. Bu yanlış. Bunu yapmamak lazım. Nazım kendisi ben insanım ve insan olmaktan utanmıyorum derdi. Hatta benim yanımda beni bir kahraman yapıyorlar daima. Ama ben aynı zamanda insanım ve insan olmaktan utanmıyorum dedi. Otobiyografisinde de yazdı, kadınlarımı aldattım, yalan söyledim filan diye. Yani kendisi kaçınmıyordu. Çünkü yeterince büyük o bu küçük özel hayatındaki bir takım hataları veyahut yanlış yaptığı şeyler onu hiçbir zaman küçültmez. Ve dehalar üzerine yazılmış çok şeyler var böyle. Deha Allah gibidir. Ona kimse söylenen ya onun hakkında her şey söylenebilir. Ve hiçbiri ona zarar vermez. O gene tarihe geçecektir büyük bir şair olarak ve dünya tarihine geçecektir. Şimdi ben Refik Bey'e katılıyorum. Yani bizim elimizde böyle bir şairimiz varken onu benimsememek, onu dünya çapında ağır topumuz olarak kullanmamak tabii ki çok yanlış bir şey olur.